Değerli bir konuğumuz olacak. Hem bu konuyu hem de ekonomiyle ilgili başka başlıkları konuşacağız. Ekonomist Profesör Doktor Sayın Aziz Konukman. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, sağ olun, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Şimdi haberde de izledik. Bir yasa teklifi, kanun teklifi verildi. Nakit yerine tahville ödemeyi içeriyor. Bunun önünü açıyor. Ama ben bir bilgiyle başlamak istiyorum. Çünkü biz bu haberi dün yaptık, yayınladık. Akşam saatlerinde yeni bir gelişme oldu. Haberde de ismi geçiyordu. Sayın Cemal Öztürk, AKP milletvekili, imzası var teklifte. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda tasarı görüşülürken bu bahsettiğimiz maddenin çekilebileceğini, çıkarılabileceğini söyledi. Bunun nedeni de bankalar yapılacak ödeme biçimine ilişkin belirsizlikleri ortadan kaldırmak diye açıkladı. Piyasalardan tepki olduğu belli. Şimdi getirilmek istenen değişiklik ne anlama geliyordu? Tahville ödeme ne demek? Şimdi Sorer Bey, yani problem şurada. Yani meclisin maalesef kalitesi, meclisteki kanun tekliflerinin kalitesinde çok ciddi bir düşüş var. Bunun da nedeni tek adam rejiminde milletvekilleri teklifleri hazırlıyorlar. Aslında normalde Bakanlar Kurulu'nun böyle teklifleri hazırlaması gerekiyor. Ama iş şöyle, yani arka planda bürokrasi bu hazırlıkları yapıyor ve sayın vekillere belli bir sayıda da ekleniyor, imza ekleniyor. İşte diyelim ki Giresun milletvekili filan kişi ve işte şu kadar arkadaşı tarafından verilen kanun teklifi. Yani şimdi konuya hakim olmuyor tabii. Doğal olarak bunu haksızlıkta yapmayalım o vekillere. Yani o vekillerin bunları anlama şansı yok. Bunun muhatabı bürokrasi. Siyasi muhatabı da Sayın Cumhurbaşkanı. Ama işte bu teklifler hazırlanıyor. Ya kardeşim, ne oldu da şu açıklamayı yapıyorsunuz? Ya biz bunu yaptık ama bu torba yasada Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşme yapılırken bunu geri çekeceğiz. İşte gerekçe demin sizin söylediğiniz, yani ne dediği de anlaşılmıyor. Yani ne olmuş, yani oradan böyle bir belirsizlik var idiyse niye görüşmediniz kardeşim onlarla? Yapılan görüşmelerde niye somut adımlar, somut değerlendirmeler yapmadınız da hemen bunu buraya alelacele tartışıyorsun. Yani kervan yolda dizilir diye bir mantık var ya, yani ona göre yapıyorlar. Ama bu yasama yapma kalitesinin maalesef tek adam rejimiyle birlikte çok ciddi düştüğünü gösteren olumsuz bir durum. Bunu önce sizinle paylaşalım Sorer Bey. O yani zaman şöyle bir paylaşmak zorundayız. Şöyle bir bu noktada bir özet yapabiliriz. Bir yasa hazırlanırken, evet, bir teklif hazırlanırken konu her ne olursa olsun o konunun uzmanlarıyla bir görüş alışverişi sağlanmıyor anladığımız kadarıyla. Peki ya ellerine tutuşturuluyorlar. Bakın çok ağır bir laf söylüyorum. Ellerine tutuşturuluyor. Bunu verin diye mi? Bu diyorum. Yani bilmedikleri, anlamadıkları, hani onlara Çince gibi gelen, vardır ya böyle finansal metinler vardır biliyorsunuz. Evet. Eğricik büğrücük küçük yazılarla ve siz onlara imza atarsınız ne olduğunu bilmeden. Çünkü finansal okuryazarlığınız olmadan onları anlama şansınız yok. Bu yasaların da bir okuryazarlığı var. Yani öyle kolay işler değil bunlar. Elinize tutuşturuyorlar ve siz alelacele bunu veriyorsunuz kanun teklifi olarak. İyi de kardeşim, yani bunları müzakere ederek yapacaksınız. Burada müzakere sonuçlanmış, birileri bunu bitirmiş, ellerine vermişler ve onlar da meclise sunuyorlar. Ben bu süreci eleştiriyorum. Yani bunun eskiden olsaydı Bakanlar Kurulu'ydu burada muhatap. Oturacaktı, gerekçeleri, şunları bunlar gayet güzel, tutarlı. Bir de bunları torba yasayla yapıyorlar. Sorer Bey, yani işin vahim tarafı, evet, da bu. Evet. Çünkü her şeyi katıyorlar. Biliyorsunuz işte emekçilere dönük düzenlemeler var, sermaye yönük düzenlemeler var, 5 müteahhiti ilgilendiren düzenlemeler var. Ben bugün Cumhuriyet'te de yer aldı, bir kabaca genel bir değerlendirme yaptım. Yani şöyle, emekçilere bir şey yapılıyormuş gibi bir düzenleme bu, yazıyor. İşte şu düzen. İyi ama birisine kaşıkla verilirken sermaye kesimlerine kepçeyle veriyorsunuz. Üstelik 336 milyarlık vergi harcama ve istisnalarıyla vergiden vazgeçmişsiniz sermaye çevrelerinden ağırlıklı olarak. Haksızlık yapmayalım. İçinde emekçilere dönük bazı şeyler de var. Vergi istisnaları da var ama ağırlık 336 milyar sermaye dönük. Ya bunlar yetmiyormuş gibi bunların gerekçeleri açıklanmadan şimdi kalkıp sermayeye yok efendim şu olanağı tanıyorum, yeniden fiyat verme, ek masraflar oldu döviz nedeniyle filan. Niye emekçilere aynı mantıkla yapmıyorsunuz? Yani müteahhitlere bunu düşünüyorsunuz da onları niye düşünmüyorsunuz? Aziz Bey, 336 milyarlık sermayeye yönelik vergi istisnası mı dediniz? Ben mi yanlış? İstisnalar var bütçe kanunuyla. Soray Bey, bütçe kanunuyla yapıldı. Yani geçen bütçede bu. Tamam mı? Ve biliyorsunuz bunların bir şeyi vardı. Bir ekonomik programı vardı. Paket Cumhurbaşkanı konuşmalarından, sunumlarından hazırlandı. Kalın bir pakettir. Onunla ilgili bir maddesinde şöyle diyor. Efendim diyor, vergi muafiyet ve istisnaların etkin olmayanlara ayıklanacak diyor. Şimdi ne güzel bir ifade. Etkin olmayanlara ayıklanacak. Ve bu orta vadeli programa taşındı. Yani 5 Eylül tarihli orta vadeli programa taşındı. Çok sevindirici bir gelişme. Fakat kardeşim siz bunu nasıl değerlendireceksiniz? Öngörülen neydi? Değil mi? Gerçekleşme ne oldu? Evet. Yani siz vergi harcama ve tutarlarında istisna yaptınız ya, sermaye almıyorum dediniz ya. Bunun için öngörülen rakam neydi? Gerçekleşme neydi? Geçen sene mesela. 2021 yılında ya da 2020 yılında durum neydi? Hiçbir bilgi verilmemiş meclise. Sadece öngörülen tutarlar verilmiş. Yani artık gerçekleşme hala bilinmiyor o yıllara ait. Bilinmiyor. Bir de üstelik 3 yıl öngörü veriliyor. Mesela geçen senenin verileninden daha yüksek 2022'deki. Yani 336 milyar değilmiş geçen sene. Daha düşükmüş. Ondan daha yüksek bir rakam koyuluyor. Peki kardeşim sen bunun analizini yapmayacak mısın? Diyeceksin ki tamam bu paraları verdik ama sermaye de şunları yaptı. İstihdam yarattı, yatırım yarattı. O zaman kamuoyu da helal olsun der buna. İtiraz etmez. Ama sen bu analizleri yapmadan bunlar etkin kullanıldı mı? Sermaye bu hedeflere yönelik olarak bu teşviklerle amacına ulaştı mı? Bununla ilgili meclise bilgi vermeden sen 2022 bütçesine 336 milyar yazamazsın arkadaşım. Bunu kamuoyuyla paylaşman lazım. Şimdi bunlar yetmiyormuş gibi bir de kalkıp diyorsun ki fiyat farkı vereceğim, şunu vereceğim, bunu vereceğim. Yani emekçiye bir şeyler veriyorken çaktırmadan ona kaşıkla verirken öbürküne kepçeyle veriyorsun. Bir arkadaşım beni uyardı. Haksızlık yapıyorsun hocam dedi. Kepçe deme dedi. Niye dedim? Kaşık deme dedi. Niye dedim? Çünkü dedi çay kaşığı bu dedi. Çorba kaşığı değil dedi. Daha da küçük dedi. Öbürkülerine kepçeyle veriliyor. Haklı. O arkadaşım, kaşık zaten emekçiye haklı. O kaşık emekçiye uzatılana kadar içindekiler döküle döküle gittiği için arkadaşımız haklı. Şimdi